Çağatay Bey hazır mısınız? He. Daha o zaman hadi bakalım başlayalım. <laughs> Buyurun. Nişan Ar gününe Ar geldik artık. Ar Nişan günü cumartesi. Tamam Çağatay ben hazırım hadi. <gülüyor> Başla. <gülüyor> İçeriden sesler gelirken ben uykumun açılması için kafamı iyice yastığa gömdüm. Zaten sesler yüzünden uyuyamamıştım. Allah aşkına evde savaş mı oldu? Ne bu gürültü? Kapım tıklandığında duymamazlıktan geldim ama... Annemin araya giren sesi bunun mümkün olmadığını gösterdi. Kız Asiye kalk çabuk saat 12 oldu hala uyuyorsun bugün nişanım var senin. Annemin söylemi şey ile hızlıca gözlerimi açtım. Mi, şey Söylediği ben, şey. Söylediği mı? şey normalde tamam. tamam evet. Doğru ya bugün nişanım var benim <laughs> ve günlerdir arayıp sormayan nişanlım evet o günden sonra ne beni arayıp sordu ne ne de yaz ben onu arayıp ben sordum. En son biliyorsunuz yardım. ki klaba git duydum. He. Hep abi tek başıma. O aramıyorsa ben o aramıyorsa ben de aramam mantığıyla davrandım ama onu özlediğimi fark ettim. Yanlış anlamayın canım. <gülüyor> <gülüyor> Özlediğim <gülüyor> şey ya. onunla geçirdiğim eğlence zam eğlenceli zamanlar. Kız bununla da ne gibi Adam bir da eğlenceli resmen... zaman geçirdik ikisi mesela. Ne geçirdiler? Adamda resmen şeytan tüyü var. Heh, tamam. Bir kere tanıdın mı bir daha ayrılmak istemiyorsun. Ama bu evlilik oyunu bittiğinde biz ayrılacağız. Bak kime diyorum hala yatıyor. Kalk kahvaltı yap sonra da kuaföre gideceğiz. Feriha'nın nişan saçı yapılıyormuş. <laughs> Annem odaya dalmış. Babam baba emirlerini sıralarken ben yataktan doğruldum. Baba mıyım anne? Birden sorduğum soru onu şaşırtmış olmalı. Olmalı ki birden afalladı. Yanıma gelip yatağa oturduğunda... Senin mutlu olduğunu görüyor daha iyi oluyor. Dedi. Ben mutlu muyum anne? Söylediğim şeyler birden ağzımdan çıktı. Bunu içimden düşünürken dışımdan söylemiştim. Değil misin kızım? Dedi anne. Allah Allah nasıl olabilir yani? <gülüyor> <gülüyor> salak budur salak. Diyor ki mutluyum. O da olmayabilir zorla evlen diyorsun sen Elif'in biriyle Neyse buyur. Dedi annem. Mutluyum anneciğim sen takma kafana hem ile birbirimize alışıyoruz biz dedim yüzüme yerleştirdiğim sahte gülümsemeyle. Annem buna inanıp odadan çıktı. Evet. Sahi ben mutlu muyum? Evet <laughs> onunla eğleniyorum. Ama <laughs> ben de isterdim aşık olduğum biriyle evlenmeyi. Sahi ben aşık olsam bile bana aşık olacak biri karşıma çıkar mıydı bilmiyorum. Zaten bu saatten sonra pek bir önemi kalmadı. Bugün nişanlanıyorum. Bir ay içinde de evleneceğim. Kız niye boşarsın, Yataktan... başkasıyla evlenirsin? Aa. Yataktan kalkıp odamdaki banyoya gittim. Saçlarımı gelişi güzel bir topuz yaptım. Yüzümü yıkayıp odadan çıktım. Normalde pijamalarımı çıkarmadan odadan çıkmam ama bu sefer kahvaltı yaptıktan sonra hazırlanmak fikri daha cazip geldi bana. Mutfağa gittiğimde Neriman teyze bir şeyler yazıyordu. Nasılsın Neroş? Seninle de bir sohbet edemiyoruz dedim. O sırada o bana kahvaltılık bir şeyler hazırlıyordu. Ben Neroş'u şu, şu, sesle yapsam olur mu? Ne yapayım kuzum? Öyle bütün bir evin işleri yani. Asıl sen neler yapıyorsun? Nişanla ne Dedi. Bir şey yapmıyorum. İşte evleneceğim ben de işte. <laughs> Hadi ya. <laughs> Kurtuluyorsun benden dediğimde güldü. Sen hiç kurtulmak ister miyim kız? Öz ben seni. Dediğinde üzüldüm. Zaten kurtulamazsın ki benden. Her gün geleceğim buraya. <laughs> Pek bir şey değişmeyecek yani dediğimde. Aa öyle şey olur mu hiç güzel kızım? Evlence artık senin senin ayrı bir ailen oluyor. Yani bir hayat demek bu. Tabii ki buraya da geleceksin ama senin evin artık orası. Senin kocana ve ailesine karşı bir sorumluluğun var. Öyle sürekli gelmek olmaz, buraya gelirken bile kocana haber vermelisin. Artık hayat müşterek. Öyle tabii şeyler tabii. açıkçası beni korkuttu. Mesela kızlar, kocanız eve geldiği gibi. Güzelce onu bir dışına sokuyorsunuz, meyvesini yediriyorsunuz, gazını çıkarıyorsunuz. Altını bezliyorsunuz, sonrasında yatağa geri yatırıyorsunuz. Gittiğiniz yani kocanıza anında, ananıza mı gideceksiniz? Anında söyleyeceksiniz, buyurun. Artan ha. Söylediği şeyler açıkçası beni korkuttu. Öyle sorumluluk sahibi bir insan hiçbir zaman olmadım. Ama bu, bu saatten sonra hayat beni buna zorluyor. Evet yukarı çektim ne... iyice buradayız. Okey okey. Neriman teyzenin hazırladığı kahvaltıyı bitirdiğimde saat iki buçuğu, iki, iki buçuğa geliyordu. Oha akşam bir var iki buçuk kadar boyunca... Da da kahvaltı mı ettin? Evet. Ha. İki buçuk saat boyunca tabii ki yemek yemedim. Neriman teyze ile evet. sohbet ettik ve kahve içtik. Onunla sohbet etmek hep hoşuma giden bir aktiviteydi zaten. Bizi mutfakta gören annem sinirle yanımıza geldi ve Birazdan organizasyon şirketi gelecek. Sen hala pijama ile oturuyorsun kızım. Sen beni delirtmek mi istiyorsun? Kuaföre gitmek için seni bekliyorum kaç saattir. Diye bağırdı. Gören de benim, benim değil onun nişanı sanır. Onu sakinleştirip giyinmek için odama gidiyordum ki kapı çaldı kapıya yakın olduğum için kapıyı açmaya karar verdim. Kapıyı açtığımda karşımda demiri görmeyi beklemiyordum. Arabadan inmiş Asyaların evine doğru yürüyordum. Annem onu kuaföre götürmeyi, annem onu kuaföre götürmeyi emretmişti. Ben onu da paşa paşa buraya çaldım. Kapıyı çaldığımda karşıma kiraz, pi, kirazlı pijamalı ile Asya'yı bekledi, beklediğim için şaşırdım. Ne? Kapıyı çaldığıma karşımda kirazlı pijamalarıyla Asya'yı beklediğim için şaşırdım. Yıllar sonra onu gördüğüm için içim istemsiz bir huzur ile dolarken onu burada beni beklediğini yüzünden okunuyordu. Ne işin var buraya? Ha tamam <laughs> sen <nasıl>? <gülüyor> <gülüyor> Ne işin var burada? Dedi bana, dedi hala bana sinirli gözüküyordu. Evet hatalıydım ama o da bana güvenmeyip hata yapmıştı. Tek hatalı ben gibi davranması saçmaydı işte. Seni konfere getirmek için görevlendirildim. Ya kısa bir açıklama yaptım ve üzerini baştan aşağı süzdüğümde utançtan ilk kızardı. Pijamaların cızılmış dediğimde. Anne ne acaba bundan? Diye çemkirdi. Kısa bir süre sonra her gece yanımda uyuyacak insanın giydiği pijama takımları beni ilgilendirir bence. Deyip <laughs> aldım yanağından makas almanın sebebi arkadan annesinin adını görmemdi. Aha Demircim ne zaman geldin sen? Asiye hazırlansın çıkarız hemen. Sen gel içeri sohbet edelim. Beraber salona geçtik. Biz sohbet ederken Asiye odasına ciddi. Kısa bir süre sonra mini bir etek ve üzerine ciddi kazak ile geri döndü. Yediği etek kısalık beni rahatsız etse de sesimi çıkarmamayı tercih ettim. Aa! Toksik maskülenite değil! Müthiş! <laughs> Aslında öyle içi öyle dışı öyle değil ama. Ama açtan açıp pudrum piyanır çok rahatsız etti. Bir nokta evden çıktık ve kuaföre gittik. İşler bitirdiğime piyano aramaları konusunda anlaştık ve bir ve ben biraz yürüyüşe yürüyüş yapmak için sahile gittim. Bir yandan Asya'ya karşı olan duygularımı anlamlandırmaya çalıştım. Onu arkadaşım olarak görüyordum. Hayır. Ne? Onu arkadaşım olarak mı görüyordum? Hayır. Peki ona aşık mıydın? Bu sorunun cevabını bir türlü verememek bir anı, bir tık gıcık edeyim. <laughs> çünkü, çünkü ben net bir adamdım. Ve böyle bilinmezlikleri her zaman hayatımı zora sokar. O yüzden kendimi, o yüzden kendime vereceğim cevap beni be kadar üzecek olsa da bir cevap vermeye duydum. Sanırım o cevabı buldum. Ben müstakbel karma tekrardan aşık oldum. Buyurun sonraki bölüme geçiyorum. Oo, <laughs> Aşkım sana nasıl kimseler Aşık olmasın sen nasıl hı? Buyurun Çağatay Bey Evet Asi olun lütfen Ko <laughs> Kuafördeki işimiz bitmiş Kapının önünde Demir'i bekliyorduk Normalde bir taksiye binip eve gidebilirdik Ama Demir bizi alacağını ve Hiçbir yere gitmememizi tembihlemişti <laughs> Sıkıntıyla telefonumu cebimden çıkardım Kamerayı açıp kendime baktım gayet güzel olmuştum. Dudağımda ne? Dudağımda göz önünde olan tek bir şey göz makyajımdı. Gözlerim zaten göz önünde olduğu için dudağımda sadece parlatıcı vardı. <laughs> Saçlarım ise su dalgası yap yapılmıştı. Öyle öyle, öyle öyle Evet. Uzaktan Demir'in arabasını gördüğümde telefonu çantama geri koydum. Demir yanımıza ulaştığında arka koltuğa binmek için kapıyı açarken annem beni durdurdu. Öne bin sen. diyerek beni ön koltuğa yönlendirdi. Onu ik ikilet onu ikiletmeyip öne oturdum. Demir bize baktı. Demir bize bakıp Çok güzelsiniz hanımlar. Özellikle de sen dedi bana bakarak. Sanki farklı bakıyordu. Gözleri parlıyordu bana bakarken. Teşekkürler dedim sadece önün, önüne dönüp arabayı sürmeye başladı. Bize eve bıraktığında kendimi hemen odama attım. Ayna karşısına geçip oturduğumda içimi bilmediğim bir his doldurdu. Mutluluk? Hayır, kesinlikle değil. Peki, peki ya hüzün? O da değil. İçimde bir his tarif edilemez bir şeydi. Yeni bir nir, yeni bir nir hayata, yeni bir hayata adım atacağım için korkuyordum ama Çağatay? Demir ile olmaktan heyecanlanıyordum. Ha, ay, ayrıca, bir an için. Biran için dondun da yok yok benim internetimden kaynaklıymış çok okay, yok okay, ya tamam tamam. Hı. Hı, ayrıca Neriman ayrıca, teyzeni. Neriman teyzeyle konuştuk <laughs> baştan okuyayım mı şeyi? buyurun lütfen. Ayrıca Neriman teyzeni konuştuktan sonra işlerin tahmin ettiğim gibi olmadığı çok olmayacağını çok net anladım. Ayrıca arkadaş kalabileceğimizden de şüpheliydim çünkü Demir. Demir'e arkadaş gözüyle bakamıyordum ki. Ee? Onun hoşlanıyor olamazdım. Çünkü zorla evlendiğim birine nasıl aşık olabilirim? Bu düşünceleri kafamdan atıp elbisemi üzerime geçirdim. Zaten daha düğünümüze bir ay vardı. Hemen evlenecek değildik ya. Kapım tıklandığında gel diye bağırdım. <laughs> Annem de içeri girdiğinde beni baştan aşağı süzdü. Çok güzel de olmuşsun canım kızın dedi ve bana sarıldı. Teşekkür ederim anneciğim. Sen de çok güzel olmuşsun dedim. Aslında seninle bir şey konuşmam lazım. Dediğinde merakla onu dinlemeye başladım. Yukarı kaydıracak mısın? Okey mı? kaydırdım. <laughs> sen de. Bak kızım. Şu an nişanlanıyorsan bir süre sonra evleneceğini de biliyorsun. Zaten bu işe babam için girdin. Benim babam. Tam <laughs> pardon baban için girdin. <laughs> 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 Şimdi senden baban için bir şey daha isteyeceğim. En kısa zamanda düğün tarih alıp evlenmenizi istiyorum. Dediğinde şok ne dediğinde şoka ona baktım. Evet. Dediğinde şok ile ona baktım. Şok olmuş şekilde. Ha? Zaten yeterince fedakarlık yapmadım mı? Daha ne istiyorsunuz ki benden? Babanın evet, doktor senden. randevusu vardı birkaç gün önce. Doktor babanın üzülmemesini ve stres yapmaması gerektiğini söyledi. Yoksa durumu kötüye gidebilirmiş. O yüzden nişandan bir hafta içinde evlenmenizi istiyorum. Yoksa babam bir ay içinde bu karı göremeyebilir. Bu karıyı mı acaba? <gülüyor> 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 anne bu karıyı. Hani annem şöyle yapsa bak sahneyi şöyle bir şöyle yani yayını izle bir bir yayını izle bak o sahneyi yapıyorum. Dedim. Hazır mısın? <laughs> Yoksa durumu kötüye gire gidebilirmiş. O yüzden nişandan bir hafta sonra evlenmenizi istiyorum. Yoksa babam bir ay içinde bu karıyı göremeyebilir. Kendinden bahsediyor Beni, ben, beni bir daha göremeyebilir yani. yani. Bu karıyı bir daha göremez. Evet, buyur. Nerede kaldık ya? Yani kar hani kış mevsimli göremeyebilir diyor da tabii biz böyle eğleniyoruz yani. Ben az önce bir <laughs> ay ha. Göremeyebilir dedi. Okey okey dedi. Ben az önce bir ay mı demiştim? Bir hafta mı? Bir hafta ne ya? Ama doktor babamın durumu kötü olabilir demiş. Babam üzülmezse durumu iyileşe babam üzülmezse durumu iyileşebilir mi diye sordum. Mutlu olması onun açısından olumlu bir durum. Dedi annem. Bir bir kaç ne? Birkaç dakika önce kendimi daha uzun bir süre var diye sakinleştirirken bir hafta sonra evlenmek zorunda kalıyorum. Ne kadar güzel ya. Buna da tamam anne. Ama bu durum sadece babamı babam için kabul ediyorum. Bizden başka bir şey bekleme dedim kendi kendime emin bir kendimden emin bir şekilde. Sen öyle diyorsun ama insanlar bir süre sonra sizden çocuk isteyecek. O zaman ne yapacaksınız? İstetim. Bana ne ya? Siz yapın o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah yapmıyoruz ya. Siz, siz yapın anne. <laughs> öyle değil mi anne? <laughs> Ben öyledir. <laughs> hadi hadi. He, ne yapacaksınız diye sordu annem. Şaşkınlıkla ona bakarken bu konuyu hiç düşünmediğim için kendime bir miktar sövdüm. Niye? Neyse. Bunu da sonra düşünürüz anne diye kesilip attım. Annem odadan çıktı. Çıkarken aşağı gelmem konusunda beni tembihledi. Hala bu evliliğin gerçek bir evlilik olabileceğini düşünüyordu. Ama bu imkansız bir şeydi. Çünkü ben zorla evlendim. Bir aşık olacak bir kız değildim. Hoppa! Görürüz bakalım. Görürüz Asiye Hanım. Ben gibi karizmatik güzelmiş. ve yakışıklı bir adam da bakalım ne kadar süre uzak kalabilecek. çok merak içerisindeyim. Evet. Buyurun. Eli, elimde kahveler buyurun. ile sıra sıra herkesin kahvesini dağıtıyordum. En son sıra Demir'e geldiğinde kısa bir süreliğine göz göze geldik. Bana gülümsediğinde bunu etrafımdaki insanlar hoş gözükmek etrafımdaki insanlara hoş gözükmek için olduğunu biliyordum. Ben de ona gülümsedim. Köşedeki sandalyelerden birine oturdum. Herkes kahvesini, kahvelerini içtiğinde Osman Baba söze girdi. Gel oğlum sebebi ziyaretimizi. Dediğinde huzursuzca yerimde kıpırdandım. Allah'ın emri, Peygamber Efendimizin kavriyle kızınız Asiye'yi oğlumuz Demir'e istiyorum. Bir şey diyeceğim. Arada böyle soğutmak için boş yapar normalde büyükler öyleyiz evet, bilirsiniz. Evet evet bu, bu direkt şöyle. Evet. Kız kız istiyoruz. Evet. Abi dur bir şey şeyler... lan. Buyurun. Ya tamam. Diye sözüne devam etti Osman amca. Babam da. Madem onlar karar vermişler bize de onlara yardımcı olmak düşer. Derdim ciddi. Dedi. Sanki biz karar verdik evlenmeye. Herkes ayaklandığında Demir ile yan yana geldik. Osman Baba ceketinin cebinden yüzükleri çıkardı. Bir tanesini benim parmağıma, bir tanesi bir tanesini benim parmağıma, bir tanesini geçirdi. Tam Demir'e geçiriyor işte öbürünü de anlasan. Demir'e mi geçiriyor? <laughs> Osman amca bir ben... anda. bir anda. <laughs> bir anda. Aniden böyle. Güzel birkaç söz söyleyip kurdeliği kesti. Herkes alkışlarken ilk önce Demir anlamdan, öptü. Ona gülümsemek ona gülümsemekle yetindim. Sırayla herkesi de tebrikleştik. Yerlerimize oturduğumuzda annem ve Hatice anne düğünün bir an önce olması olmasını istediklerini bu yüzden en kısa sürede gün almamız ve en yakın tarihi almamız istediler. Biz onlara boyun eğmek zorunda kaldık. Sonra herkes biraz daha oturdu ve sonra kalktılar. Odama çekildiğimde üzerime pijamalarımı geçirdim ve yüzümü yıkayıp yatağıma uzandım. Gözlerimi parmağımdaki yüze kaydığında onunla oynamaya başladım. Yüzeye bağlı ipi çıkarmıştım. Gayet hoş bir yüzüktü. Yüzük güzelmiş bu arada. Evet. Harbi hoş yüzükmüş. Sen az önce yüzüğünle mi oynadın role girmek için? He yüzüğüm evet, yok yüzüğüm yok yani öyle şey. Tamam çok güzel. Demirinkine pek dikkat edilmese de daha düz bir yüzüktü. Yüzük olduğunu görmüştüm sadece. Telefondan gelen mesaj sesiyle demir yazmıştır diye hemen telefona elime al, e, telefonu elime aldım. Bir dakika ya ben niye heyecanlanıyorum? mesaj Bilmediğim bir numaradan. Allah benim favori karakter geldi, ya geldi. ha. Geldi. Nereden Yerli. bulmuş numaramı? Benim bu? my favorite karakter. <laughs> Ezgi. Pardon Ezgi benim numaramı ha, nereden dur, aldın? Evet, evet başlıyorum dur. Bir <laughs> Merhaba Asiye'cim. Ezgi ben. Uzun zamandır görüşemiyoruz. Yarın bir kahve mi içsek? Ah hem en son gördüğümde bana biraz soğuk gibiydin. Senin oran bozuk olsun istemem. Şu sıralar yapmak istediğim... Sıra... Ha, pardon ha. sen de. Okey. Şu sıraları yapmak istediğim en son şey seninle buluşmak. Hem de bir yalan, hemen bir yalan uydurmalıyım. Ben değil. Yarın Demir ile nikah günü almaya gideceğiz. Başka bir zaman görüşürüz artık. Hemen yosma diye. Kaybet. Yosma diye harbiden. Aaaa. <laughs> Aa, ne çabuk evleniyorsunuz. Ay ne olacak canım bütün gün sürmez ya. Hem Demir'i de getirirsin yanında. Onunla da tanışmış evet. oluruz. Kaynaşmış oluruz. Ben seni kaynaştıracağım şimdi. <laughs> Sinirlenme Sakin ol. Uzun sürer bizim işimiz. Ya, kırılıyorum valla. Bana ayıracak yarım saatin yok mu? Allah'ım bu küsümük gibi. <laughs> İstemiyorum işte. Niye zorluyorsun ki? <laughs> Ben senin amacını biliyorum. Aklın sıra demiri ayartacak. Benim nişanlımı ben nişan benim nişanlımı sana yedirtecek göz var mı bende? Nişanlım mı dedim ben az önce? Bir kez buluşsam bir şey olmaz herhalde. Konuşurum ama alır biter. Peki Ezgi yarın saat 3 uygun mu senin için? Uygun canım uygun. Ay çok mutlu oldum şu an. İyi geceler sana. Uyuyacağım ben. Yarın görüşürüz hayatım. Kardeşim bak kız kardeşlik kazanacak. Niye mesela mesela Ezgi'ye şey yapıyorsun? Ha? Yani ya tamam, ilk hata, tamam, ilk şey, ya. tamam ilk yaptığı <laughs> hata tamam ilk yaptığı şey. Okay tamam ilk yaptığı hata okey olabilir. Bak o okey olabilir. Ama bak şimdi. Ne mi yani ne biliyorsun? Belki de çok iyi bir niyetli bir kız. Dur bakalım anlayacağız. Ya yani belki Allah de ahiretlik. Aşkına, biri belki geldi. de ahiretlik. Ar ben görüşüyorum Sevmediğin. hala. Evet, benim öyle bir arkadaşım var. Tamam, hala da görüşüyorum. Ve şey çok mi diyorum, sevdiğim. Batı da lisede, ama. hayır, lisede çok sevdiğim, evet, çok öyledir, aşık tamam. olduğum bir çocuk vardı. baya böyle yani, bayağı. geç geç. Şöyle söyleyeyim sana, günlüklerimde bak, sırf çocuğa ayrılmış bir dönem var. Bir dönem ha tamam, Böyle, tamam. böyle. A gitti sevgili oldu onunla. Hala da görüşüyorum. Çok güzel. Tam yani, olarak Ezgi yani. Çok güzel. Şimdi bu kız bir gün sana yine yazdı. Sen ulaştı ha, bir şekilde. Ulaşıyor. Aa, ben Kütahya'ya tamam, geldim ben de. Sen de gelsene. Geldi. Batu da gelsin. Geldi o da. Görüştüm. Hayır. Batu abi gelsin diye söylüyorum. Batu da gelsin ama. Ha, Onlara öyle bir şey demediği için. Allah var ama benim e de İşte de öyle bir şey de yani. anladın mı yani. Öyle bir şey demediği için problem yok zaten. Bu kız öyle diyor ama Demir de gelsin. Ya abi, abi ya, ne ya, belki... ya ya lisede yedik yani ne yapayım şimdi Allah aşkına ya. <laughs> ama bu ayrı bu ayrı Ezgi'nin yaptığı kötülük bu, Ezgi işte. iftira atıyor bir de. İftiraya gelemem. Evet buyurun. O sırada Demir'den gelen mesaj ile yine saçma bir heyecana kapıldım. Durun çağırtın Trabzon zamanını zorlayacağım Kendine gel. Be. Acaba saçmaladığımı kaç kere hatırlatmam gerekiyor kendime? Kiminle konuşuyorsun sen? İki saatte çevrim içiyorsun. Ya sana ne demin ama <gülüyor> 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 ya. Ya bak o sana hesap mı vermem gerekiyor? Ya evet. Bak sen. Sen bana hiç vermemiştin ama. Olsun sen ver. Canım söylemek istemiyor. Ama benim canım duymak istiyor. Bana ne söylemeyeceğim. Çocuk musun sen Asiye? Çocuk öyle mi? Çocuk olduğumu düşünüyorsan evlenmezsin. Hayda. La ilahe ya. Din tanımından ayırma ya Rabbi. Ben onu mu dedim sana? <laughs> Yanlış anladım beni. Kızım bak. Kızım. Cevaplarını versana. Bak bir de çiğrol dini atıyor. Be bekle sen arıyorum seni. Evet lanan telefonuma bakarken ki kırdım. Kermandır senden sanım boynursam. Ses sesin nur canım mısın? <laughs> <Zil sesi. gülüyor> <Zil sesi. gülüyor> Onu kızdırmak acayip <laughs> eğlenceli bir şeydi. <gülüyor> <gülüyor> Aramayı <gülüyor> reddettiğim <gülüyor> reddettiğimde, <gülüyor> <gülüyor> delirdiğine <gülüyor> <gülüyor> adım gibi emindim. Çünkü aynı şeyi bana yapsa ben delirirdim. Telefonum tekrar çalmaya başladığında bu sefer görüntülü arıyordu. Bunu açmaya karar verdim. Telefonun görüntülü mü görüşeceğiz? Allah gibi. aşkına evet. bir dur 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 dur. Dur görüntülü e, aramada bir Trabzonlu yapacağım. Bir saniye. Ben de Yatıyorum öyle yapacaksın. Tamam. Evet. At telefon. <gülüyor> 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 dur. Telefonu at. Ya, ya bak. bak tam Trabzonlu oldum bak. Bekle <laughs> ben de tam bir Rize'li olayım bir saniye. <laughs> ben, ne... Asla da sana bakmıyorlar ya böyle görüntü konuşurken mesela. Evet, evet. Onunla konuşuyorsun ama buraya bakıyor falan. <laughs> <Vallahi>, Al, evet. Yok <laughs> <laughs> tamam at telefonini. Hmm. Düzeltmiyoruz değil mi? Tamam. Ha, Neredeydin? tamam hazır mısın? Ha, telefonu açtığında sinirli bir boğa gibi bakıyordu. Kızım sen niye cevap vermiyorsun? Sende hala bir şey oldu zannettim. Bir şey oldu zannettim da sana. Dediğinde Kendimi tutamayıp kıkırdadım. <laughs> bak bir de Julie ya. <laughs> bak, ya. Bak bir de Julie ya. sen niye cevap vermiyorsun bana? Dedi. Canım istemedi Allah Allah. Kameraya sana bakarak söyler misin? <laughs> Lütfen görüntü Can <laughs> Canım istemedi Allah Allah. Bir de sana hesap mı vereceğim? Hesap... <laughs> hesap... <laughs> Bak ben Nerede sana bak alın bak alın bak bak bana dönüyor bana dönüyor Asya Hanım ee. ben sana ben sana bana hesap ver demedim ben sana dedim ki kiminle konuşuyorsun dedim. Dediğinde yüzüme o bilmiş ifadeyi yerleştirdim ve o da hesap so sormak oluyor dedim. Sonra sana çocuksun gibi dediğime bak bana ne kadar böyle sinirli kız gibi bir kız haline geliyorsun farkında mısın? Çocuk gibisin işte. Dedi. Dedi. Demek öyle Demir Bey. İnsan nişanlısına öyle der mi be? Konuşmuyorum seninle dedim ve cevap vermesine izin vermeden suratını kapat. Uy ulan. <laughs> Uy ya. Havu kapandı. Havu kapandı. <laughs> İlk geceler okucuğu veremeden kar gitti ya. İnanılmaz. <laughs> evet devam. Uy, uykum da kaçmıştı şimdi. Bilgisayarımı kucağıma aldım. Gelinlik modellerine girdim. Ya kız inanılmaz o şey yani. evet yani bu arada hiç hiçbir sorunu yok yani. Evet, evet Annemler her şeyi kendilerinin halledeceğini söylediler ama gelinliğimi kendim seçmek benim en büyük hakkım. Evet, yani. Tabii istediğim kişiyle evlenmek de benim en büyük hakkımdı. Beğendiğim, beğendiğim modellerin fotoğraflarını çektim. O sırada bir yerden tıkırtı geldiğinde telaşla etrafıma bak bakındım ya hırsız girdiyse diye düşünürken bilgisayarımı kenara koydum ve yataktan kalktım. Masadaki bibloyu elime aldım. Masada gibi elime aldım ve yavaşça cama yaklaştım. Hem odanın ışığı açık olmadığı için hem de gecenin karanlığı etrafı çöktüğü için camda sadece birisi olduğunu görünüyordu ama kim olduğu görünmüyordu. Elimdeki bibloyu yavaş, elimdeki bibloyla yavaşça yaklaştım. Hırsızın kafasına vurmak için camı açtığım sırada hızlıca bileğimi tuttu. Beni tuttuğu sırada üzerimde durduğu merdivenler sallanıyordu ki düşmesin diye onu kendime çektim. Niye? Allah aşkına. La bırak düşsün kim bilir kim ya. E işte bak şimdi aşağı düşmek üzereyken ha. Aşağı düşmek yerine üzerime düştüğünde kokusundan hırsız olmadığını anladım. Hee hadi bakalım ben geldim herhalde.